Alerjinin sebebi şu. Normal olarak insan vücudunda bir histamin kortizon dengesi var. Böbrek üstü bezeleri kortizon mast selin denilen ana hücreleri histamin salgılar. Yani vücudumuzda bir histamin bir kortizon dengesi. Bu denge bozuluyor. Neden bozuluyor? Bağırsaktaki faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalırsa zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakıyor. Bağırsaklar kendini korumak için bir yağ tabakası oluşur. Yağ tabakası oluşursa ne olur? İnce bağırsak yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Enzim oranı azalırsa histamin oranı çoğalır. Bu da alerjiye sebep olur. Yani tekrar histamin kortizon dengesini kurmak gerekir. Bunun için de bağırsaktaki mantarı yok edeceksiniz. Bir, eğer midede bakteri varsa Helicobacter pylori bunu yok etmek gerekir. İki, yani bağırsakları tedavi edeceksiniz. Midede problem varsa mideyi tedavi edeceksiniz. Bazılarına pankreas yeterince enzim salgılayamıyor. Tripsin, lipaz, amilaz gibi enzimler azalırsa yemiş olduğu besinler, proteinler parçalanarak amino aside dönüşmez. Bu da alerji tetikler. Yani pankreaste problem var mı, karaciğerde problem var mı, midede problem var mı, bağırsakta bunları bilmek gerekir ona göre. Evet, özellikle şunu söyleyelim izleyicilerimize. Karaciğerli ve bağırsaktaki problemleri çözmek için aloe vera jel kullanıyoruz. Aloe vera jel iksir, evet. Aloe vera jel iksirini kullanıyoruz. Ondan sonrasındaysa sorunumuz neyse, hastalığımız neyse bunları internet sitesinden, hocamızın internet sitesinden bakıp gıda takviyeleriyle daha sağlıklı bir hayata dönüşüyorsunuz.